Şimdi İngilizce var mı sende? bunun var. Benim Bunun İngilizcem cevabını nasıl? bak. Anladım anladım. Sonra Ha. bunun cevabını bekliyorum ben, tamam mı? Tamam, ben de diyorum cevap Gelirse gelene kadar, çünkü cevap hafta sonu oldu. edemem Ben abi onu. Ben şey değilim. Ben burada karar merci değilim. Ben karar merci dedi de, alıcı o para bankayım. geri gönderilmesine ben pasaportla geliyorum bak. Benim Ben pasaport, ben alıcı bankayım. bu Şimdi insan, bu gönderen şahsın ben banka olduğumu dair pasaport var üzerimde şu anda. gönderen banka Yine hatalı istediğim göndermiş. işlemi yapmıyorsunuz burada, tamam mı? Gönderen banka hatalı göndermiş. O zaman geri iade verin oraya bankaya. Onu da yapmıyorsun diyorsun. Ya muhabir, Döviz mi çıkacak hala? Ne olacak? abi senin bankanı iade ederse ederim, sıkıntı yok. Benim bankam yok orada diyorsun. Hala banka diyor ya. Ya Benim peki bankam kim, yok abi. abi kim gönderdi parayı? O devlet göndermiş. Sen Danimarka bana devleti kendi devlet banka bankaları aracılığıyla üzerinde bana gönderiyorsun. gönderiyor. Devlet banka aracılığıyla gönderiyor, doğru mu? Tamam, Çok beni fazla olay bekleme yaptığınız bak. sivil işlemi değil yani. Efendim? Çok fazla sivil işlemi yapmadığınız için biz o konuları bilemeyiz. Ama ben sonucunda ben burada Konya'da böyle şey gibi dikili kaldım yani, benim yani bir Ben ne bilgi yapayım? Ben ne yapacağım? süreç, yani zaman olarak bak Ya 10 süreç, gündür. yani şimdi bir dakika içinde de olur, bir saat içinde de olur, bir gün sonra da olur. Bir dakika dedin yani, o bankaya iade edilmesi Hani mi? iade edilmesi, yani dediğim gibi ya bir dakika sürer, bir saat sürer, bir gün Ben de sürer, tamam, bir şey diyemem onu oğlum. yani biraz hızlandırma amacıyla. Kanka ben müşteri şubede sıkıntı yaşadı, Sıkıntı bankayla deme. Bak, ilgili. sıkıntıya bağlıyorsunuz ya, şu anda sorun benmişim gibi şu. Yok yok, sorun sen için gibi değil. Hani burada çözümlenmediğini farklı bankada, Türkiye'de Ama farklı siz o bankada. belgeleri istemiyorsunuz yani. Gönderdiğimde yine oraya cevap vermemiş şu Berkan Bey. Yani yo diyorsun da, ben olayım bu şu anda bu. Ben noter üzerinde tercüme edilmiş Danimarka hükümeti tarafından yazılmış bir belgeyi siz anlıyorsunuz diye Türkçe'ye çevirdim ben sabah Bey. Onu siz şeye almıyorsunuz. Yok para askıdaymış, yok bilmem neredeymiş. Olayım bu kadar yani. Ben seni niye böyle yoruyorum? Ben de senin Sadece bu paranı belgeyi almadım. niye yani istemediklerini yani. Neyse, prosedürler böyle. Prosedür böyle değil abla. Nasıl? Ben yurt dışına geliyorum. Şimdi uluslararası bankacılık konuşuyorsunuz ya. Prosedür yani burada ben belgeyle, pasaportun ekiyle geldim hatta. Yani bu ismin sorun olmaması gerektiği kanaatindeyim şu anda. Çünkü bir pasaport var, bir de gönderici tarafı, hükümet gönderici bir belge var. O ikisi bu paranın bana gelmesine şey olacaktı, vesile olacaktı. Ama o vesileyi kırıyorlar bazıları. Onlar bu kadar abla. Haksız mıyım? Ya işlem şu anda yani paranın bu alıcı ben miyim, ben değil miyim? Ben de diyorum alıcı benim. Bunun delilini de size veriyorum. Ama o delilleri siz böyle görmezlikten gelmek istiyorsunuz. Ve de onlar. Kimse artık, değil mi abla? Şimdi dolandırıcılık olur. Ama pasaportun dolandırıcılığı olur mu? Vizelerim de tam o pasaportun Yani üzerinde. neler neler oluyor yani? Sen de Bir bilirsin de bu belge, bu sabah sahte gelen bir belge var. pasaportla yurt dışında çıkış Abla yapanlar 13.000 Danimarka korunu için buradayız. Ben yani Yani yapanlar var yani. Bunu demek ki yapanlar, yani ben olmayan bir başka bir şey değil yerlerden yani. yapabilme Bu imkanım var benim abla, uluslararası tamam mı? işlem olduğu için incelemek zorundalar yani Ama bunu. bu da QNB inceliyor şu anda. Ben Bunu de bu farklı inceleme bankaya süreci, verirsen farklı banka da tamam, aynısını ama yapacak. inceleme süreci üzerinde ben burada size hem pasaportunun ekini veriyorum. Doğru söylüyorsun. Ha. Tamam, ben sana Hem sabah de bu ne dedim? belgeyi, yani inkar etmek istediğiniz bu Sen belgeyi benim veriyorum bildiğimi size. Bu da söylüyorsun. gönderici Hiç tarafından. dinlemiyorsun. Ben sana Referans sabah var ne dedim? abla. Senin kimliğini Tamam kirledin. anla. Evet, ben Tamam, sen yapıyorum. yaptın, gönderdin. Ben Ha. ona bir şey demiyorum. Şimdi o adamla da görüşmüyorum. Ben diyorum ki şimdi o belge üzerinde o IBAN'ın benim olduğum, benim için gönderilmiş ve sadece isim değişikliği olasılığı var bunda. Ama kişi ve şahıs ben olduğuma dair mühürlü, imzalı bir tane belge var. Hangi hesaba gönderilmiş vesaire. Tamam mı? Yani bu paranın benim olduğuma dair bir belge bu. Bir kanıt, kanıt yani. Anlayabildim mi? Bunu görmüyorum adam yani. Görmek mi istemiyordur? Prosedür mü? Prosedür neyse onlar onu uyguluyor. Ama hiçbir cevap da yok. O belge hakkında Senin cevap yok paranla yani. el koyma gibi bir durum Abla. yok. Sonuçum gelecek inceden sonucu iletilmiş. Dış ticaret birimi gelen havalide alıcı bilgileri hatalı olduğundan referansla karşı bankaya akıbet yazılımı için dönüş yapıldı. Fakat karşıdan dönüş yapılmadı diye bilgi vermişler. En son Efendim? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dönüş yapıldı, sonra dönüş yapılmadı. Anlamadım ki. Gelen havalede alıcı bilgileri hatalı olduğundan referansla karşı bankaya akıbet yazılımı Aynı şey, ancak dönüş Ağustos'ta aynı olmamıştır. şeydir. Bak, 3 Ağustos 2022 tarihinden bu şey hakkında siz bir bildirim yazıyorsunuz gönderici bankaya, değil mi? Arkadaşlar doğrudur. 17'sinde bir daha siz talep iletince tekrar bakmışlar. Yine sonra aynı orada 7 gün bakmışlar. içerisinde yazıyorsunuz. 7 gün içerisinde bu paranın tekrar Danimarka'ya gideceğini diyorsunuz siz. Aa, bunu yapmıyorsunuz. Yani anlamadım. Ağustos'un 3'ünde 2022 senesinde siz bu paranın isim değişikliği üzerinde işte IBAN numarası, işte o Sami Fişer ben olmadığım için vesaire vesaire, tamam mı? Siz gönderici bankaya bir mektup yazmışsınız.
Doğrudur. Gönderiyorlar, mesaj atıyorlar. Burada aynen ekide burada işte aynı 7 gün içerisinde eğer cevap gelmezse bu gönderdikleri paranın geri o bankaya iade edilecek. Gönderiyorlar. Doğrudur. Bunu yapmamışsınız. Bak 20 gün geçmiş halinde yapmıyorsunuz. Yapılmış arkadaşlar, acilen dönüş yapısında yaptı. Bir daha talep etmişler işlemle ilgili ama çözüm merkezine gelen... Her gün böyle diyorsunuz. Yani yeni çözüm açıyorsunuz dış, banka otelinde. Dış ticaret birimi açıyorsunuz efendim. Yeni dışından gelen... Tamam, dinliyorum. Civif ya da Western Union'larda parayı kimsenin manuel bekletmek gibi bir olasılığı yok. Hata varsa bununla ilgili muhabir bankaya yazı yazıyorlar. Muhabir bankaya yok burada. Sadece bankaya. Karşı banka oluyor. Yurt dışı değil mi burası? Tamam da karşı banka yani aracı banka değil yani yok. Muhabir oluyor ya arada. Burada yok işte. İşte enteresan durum da burada öyle bir şey yok yani. Ticaret birimi vermiş bununla ilgili bilgi çözüm merkezi. İsterseniz bir daha ileteyim yani farklı alınacak bir bilgi yok diye bilgi vermişler. Biz bir dönüşümüzü ilettik demiş çözüm merkezi. Yani yine yani çok enteresan. Bunun da ses kaydı var mı sizde? Yani bu şimdiki görüşmemizin ses kaydı umarım. Tabii tabii her şey tamam, kaydediyor. Çok güzel. Ben de çünkü burada her şey kaydediyorum, tamam mı? Ben evet, çünkü, evet. Ben çünkü herhalde burada yani bir şeyler olacağım yine, tamam mı? Yani çok enteresan bir durum. Siz ne bekliyorsunuz efendim? İade edilmesini ben istiyorum. Üzerinde tükümal eklerini de veriyorum. Gönderici dekontu gönderiyorum size, tamam mı? Gönderici banka dekontu, tamam mı? Her şey size veriyorum yani. Delillerden her şey size veriyorum, sunuyorum bankanıza. 3 Ağustos. Bunu siz alıntıyı almıyorsunuz. Sonra yine beklemede, hiç beklemede. Siz ne bekliyorsunuz? Beklemez. Karşı bankadan demişler bununla ilgili işlem bilgisi bekleniyor. Sizde herhangi bir bekleme yok ki sistemde. Karşı bankadan diyor dönüş yapıldı takdirde aksiyon alınacak. Tamam da ama siz zaten söz vermişsiniz. Siz zaten söz vermişsiniz. Aynı günde Ağustos'un 3'ünde bu para 7 gün içerisinde sizin bu parayı o banka iade etme söz konusuydu. Birdenbire o iadeyi durduruyorsunuz. Sonra her haftadan haftaya yeni şikayet şey açıyorsunuz. Daha bekliyoruz, daha bekliyoruz. Yani anlamıyorum ki. Anladım. İletim istiyorsanız tekrar görüşsünler. Bununla ilgili yani bizim manuel olarak müdahalemiz yok. Dış ticaret birimi kontrol ediyor dediğim gibi. Ben de onlarla görüşemiyorum. İstanbul'a kadar gelip de yine görüşemeyeceğim. Orada herhalde böyle özel silahlı güvenlik var ya. Şubanda gibi. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz hanımefendi? Yani bir şey yapacağım. Yani şubem de bir şey yapamıyormuş. Böyle üst kat konum var yani. Böyle sanki böyle Erdoğan kullanış kafasında böyle konuşuyor da öyle yapmayın diyor. Öyle bir şey olur mu hanımefendi? Ben size her delilleri veriyorum. Paşport yani bu dünyada paşport en değerli şeydir yani. Bir insanın kimliği yani. Siz bunu da bankada böyle şey alıyorsunuz. Ve siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hanımefendi. Nasıl bir aksiyon almanı istiyorsunuz? Ona göre iletin ilgili ekibe sanki. Yani kime iletiyorsunuz? Yani kim? MİT'e mi? Polise mi iletmek istiyorsunuz? Yurt dışı bununla ilgili dışı. Bunlar zaten bu işleri, bu bilgileri biliyor. Yani bilmiyorsa da ben YouTube kanalıma, bilmiyorsa da bunu iletirsiniz. YouTube kanalıma girip de bunu bir bilsin yani. Tamam mı? Ben tüm yaptıklarınızın deliyle o sosyal medyalarda paylaştım. Ki ben burada bombalı patlama olursam bu sizin yardımıyla oluyor böyle. Ne demek böyle kimsesiz şey sıkanmak ya? Yani şimdi gitsem aç mısın, susuz mu bana yardım eder misiniz desem yani banka bana kredi mi verecek? Ne demek lan dövizimi böyle alıyorsunuz, paramı alıyorsunuz böyle, siz ne yapıyorsunuz? Ama bankaya gelen bir şey yok ki paranızı niye alsınlar, zaten gelen bir sorun. Ya iade vermek istemiyorsunuz, bankaya gönderici bankaya vermek istemiyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz, yani bir şey bekliyorsunuz, ne bekliyorsunuz?